Ahmet Bey'in abisi. Siz neler söyleyeceksiniz? Kardeşiniz evleniyor, nişanlanıyor. Evet, çok mutluyuz nişanlandığı için. Siz evlenmişsiniz. Evet, iki çocuk babası. Karısı bekarların başına. Amin. Damadın babası Ahmet Köse ise nişanlanan genç çifte ömür boyu mutluluk diledi. Bu mutlu günde neler söyleyeceksiniz? Bu mutlu için ömür boyu onlara mutluluk dilerim. Bütün eşe, dosta teşekkür ederim. Hepsine selamlarım, saygılarım. Hepsine hoş geldiniz derim. Ve sizler de içinde olmak şartıyla. Tüm sevdiklerini nişan töreninde bir araya getiren Hatice Yılmaz'la Yetkin Köse ise gecenin en mutlu kişileriydi. Şöyle kuvvetli bir alkış, kuvvetli bir alkış. Yetkin ile Hatice'nin nişan törenindeyiz. Samsunlular kendileri. Hemen sizlerle tanıştırıyorum. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Hatice Yılmaz, Samsun'dan. Peki nasıl karar verdiniz? Kısaca anlatır mısınız? Nişanlanıyorsunuz şu anda. Uzun süredir Uzun süredir bir beraberlik vardı. Damat Bey bir adına kendisini attı. Ondan sonra karar verdik. Yani olsun dedik. Ne diyelim yani. Sonu buydu çünkü. Alkışlarla hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Alkış. Sevgili izleyenler, parlamentonun önündeyiz ve parlamentoda geçen hafta neler yaşanmış, gelin hep birlikte izleyelim. Erzählen, wir werden diese Ausschusssitzung erst nächste Woche haben. Geçtiğimiz hafta parlamento çalışmaları çok yoğun geçmedi. Ama yine önemli konular üzerinde parlamenterler çalışmalarını yaptılar. Geçen hafta ülkemizde en önemli konu ise İçişleri Bakanlığı'ndaki ilginç gelişmeler oldu. Avusturya Halk Partisi ÖVP'nin bakanlığı ve sekreterliği tarafından SPÖ'nün gözetlendiği olayı haftanın en ilginç olayı diyebilirim. Biliyorsunuz Avusturya'da yaşanan Natasha Kampusch olayı tüm Avrupa'nın gündeminde olan bir olay. Natasha Kampusch'un bir Avusturyalı kişi tarafından kaçırılması ve 9 yıl bir binanın bodrum katında rehin tutulmasında polisin ihmalinin söz konusu olduğu sık sık dile getiriliyor. Geçen hafta Sosyal Demokrat Parti'nin gündemindeki olaylardan biri küçük bir kızın kaçırılarak yıllarca bir binada rehin tutulmasıyla ilgili. Bu olayın polis merkezi tarafından bilinmesine rağmen göz yumulduğuna dair gelişmeler ve polisin Kampusch davasında yapmış olduğu hatayı kapatmaya çalıştığını geçen hafta söylemişti. Olayla ilgili ÖVP'nin de bilgisi olduğu iddiaları vardı. Bu yüzden parlamentonun araştırma komisyonuna evrakları hemen iletilmediği, önce ÖVP kulübünün aldığı suçlaması yapılıyor. Bu dava dolayısıyla polisler yargıda. Geçmişte olanlar için de soruşturma komisyonu kurulup kurulmayacağına karar vereceğiz. Belli olan nedenlerle Avusturya Halk Partisi ÖVP bu kararı muhtemelen reddedecektir. O yüzden bizler Sosyal Demokrat Parti olarak böyle bir araştırmayı yapıp yapmayacağımıza karar vermekte zorlanacağız gibi görünüyor. İlk olarak parlamentoda iç komite araştırma yapacak. Yani sadece polisler için yetkili olan komite ve biz de içimizde bu problemin kapatılması için uğraşacağız. Bir sonuç elde edilemezse tabii ki daha farklı araştırmalar yapılması için onay vermek zorunda kalacağız. Bu da tabii ki hükümetin karışması için yeni bir madde oluşturacak. Ayrıca parlamentoda böyle araştırmanın olmasıyla hükümete yapılan işler ayrıdır. Her iki hükümet partileri her konuda çok iyi bilgilendiriyorlar ve konuyla alakalı çalışmalar yapılıyor. Hiçbir Avusturyalı koalisyonun dağılmasını istemez. İnsanlar koalisyonun çalışmasını, sosyal durumları kötü olan insanlar için yeni kanunlar çıkarılmasını istiyorlar. Biz de parlamenterler olarak önümüzdeki hafta araştırma komisyonunu bekliyoruz. Böylelikle biz de ne olduğunu göreceğiz.
Bu arada bu programda bana verdiğiniz imkanı kullanarak bazı konulara değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki her sene devlete vermiş olduğunuz vergilerin bir kısmını senelik denkleştirmeyle geri alabiliyorsunuz. İşçi kurumu da bu olayı destekliyor. Mesela iş yeri değiştirenler, ayrıca harcamaları yükselenler vesaire. Bunların geri alınmasına yönelik ciddi çalışmalar yapılıyor. İşçi kurumunun web sitesinde bu konuda başvurabileceğiniz formlar bulunmaktadır. Ayrıca vergi iadeleri için bilgi alabileceğiniz broşürler var. Ben seyircilerinize ve dinleyicilerinize buradan böyle bir imkanı kullanmalarını öneririm. Çünkü çok ödemeler yapılıyor ve hakkınız olan parayı vergiden geri alabilirsiniz. Bu yüzden işçi kurumunun web sitesinden başvuru formlarını almalarını ve yaptıkları harcamaların vergi iadelerini geri almalarını öneririm. Bunları Maliye Bakanı'na kimsenin hediye etmesi gerekmiyor. Bu konu önemli. Özellikle harcamaları yükselen vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olup zamanında başvurularını yapmaları gerekir. Evet sevgili seyirciler, her hafta olduğu gibi bu hafta da Bayan Lavaş bize önemli konulardan bahsetti. Özellikle de çalışanları ilgilendiren önemli konulardan bahsetti. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevgili izleyenler, sırada Gaziantep'liler evlilik töreni var. Selin ile Tuncay Gaziantep'te tanıştılar, birbirlerine aşık oldular ve Viyana'da sevenlerinin de katıldığı muhteşem bir düğünde evlendiler. Şimdi Gaziantep'lilerin evlilik töreninden renkli görüntüler. Kişilerden biri damadın annesi Nurdanur Halefoğlu. Annenin heyecanı gözlerinden okunuyor. İlk çocuğunuzu evlendiriyorsunuz. Hayır, üçüncü çocuğum. İki oğlan bir kız, bir gelinim var, bir kızım işte damadım. Bu da küçük oğlum. Son gelinim, son oğlum işte. Tuncay'ın babası Necdet Halefoğlu ise yakınlarının ve dostlarının bu mutlu günlerinde onları yalnız bırakmadıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Vallahi eşimizle bu mutlu günümüzde dostlarımız bizi yalnız bırakmadıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Yani hep tanıdık hemşerilerimiz burada. Sağ olsun. Yalnız değilsiniz. Değilim ben. Sizler buradasınız. Kanal 7 yanımızda. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Damadın amcası Resul Kılıç ise yeğeninin düğün töreni için Gaziantep'ten Viyana'ya gelmiş. Yeğeniniz evleniyor. Neler burada düşünüyorsunuz? Biz de dayımızın kızı. Biz de bizim, oğlan da bizim. Hayırlı bir iş. Hayırlı uğurlu olsun. Burada da dostlarımızla bir arada olmakta mutluluk duyuyoruz. 4000 kilometre uzakta bu güzel atmosfer, memleketi yaşamak, insanların memleketi yaşaması güzel bir duygu. Her şey güzel. Selin Hanım'la damat Tuncay Bey misafirlere bir sürpriz yaparak salona arabayla girdiler. Genç çiftin heyecanı dans ederken bile yüzlerinden okunuyordu. Bir bulut durdu gözümde, Gaziantep'li genç evli çift, Avusturya günlüğü yapımcısı Adil Elmas'a mutlu yüz derken sevenlerine mesaj gönderdi. Nasıl tanıştınız? Türkiye'de taşındık ya. Türkiye'de oldum. Türkiye'de tanıştınız. Tanıştık ya. Nerede? Gaziantep'te mi tanıştınız? Gaziantep'te evet. Nasıl oldu? Biraz anlatır mısınız? Ya evde oldu işte. Bir an birbirimizi gördük. Karar verdik. Evet. Alkışlar bu arada geldi damat beye. Hemen gelin hanımı da tanıyoruz. Sizi tanıyalım. Selin Alefoğlu. Evet. Siz anlatır mısınız o anı? Damat Bey biraz heyecanlandı, anlatamadı. Biz biraz telefonda tanışıyorduk zaten, akrabalık var arada. Evet.
Sonra telefonlarımızı aldık birbirimizin. Görüştük. Sonra evlenmeye karar verdik. O zaman Gaziantep'ten geldiniz. Evet. Hoş geldiniz Rüya Hanım. Hoş bulduk. Peki, Türkiye'de şu an dostlarınız, akrabalarınız sizi seyrediyorlar. Burada olmasını istediklerin var mıydı akrabalarından? Annem, ablam,